Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, belediye şantiyesinde düzenlediği basın toplantısında karla mücadele noktasında Palandöken ilçesinde ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Palandöken Belediyesi karla mücadele çalışmalarında kullanmak üzere 3 yeni araç aldı. Konu hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Orhan Bulutlar, 150 personel ile 2 vardiya halinde 24 saat hizmet verdiklerini belirterek, bu 24 saat çalışma süreci içerisinde kapalı hiçbir yolumuz yoktur. Bize bağlı olan 19 tane mahalle statüsünde köyümüz var. Bunların yollarının hepsi açık dedi. Şehir merkezinde de yaklaşık 1100 sokak olduğunu dile getiren Bulutlar, öncelikli olarak hastane, okul gibi alanların bulunduğu yolları açtıklarını söyledi. Kışı daha rahat geçirebilmek için 3 yeni araç aldıklarını ifade eden Bulutlar, vatandaşlarımıza iyi, hızlı hizmet götürebilmemiz için araç filomuzu yeni araçlar takviye ettik. 13 iş makinemiz, 7 kamyonumuz, kiralık 4 kepçe ve 1 kamyonla daha hızlı bir şekilde karla mücadele yapıyoruz. Yeni aldığımız araçlar yaklaşık 600 bin liraya mal oldu. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz şu anda karla mücadele noktasında Palandöken ilçesinde ciddi çalışmalarımız oluyor. 24 saat çalışıyoruz. Bu 24 saat çalışma süreci içerisinde kapalı hiçbir yolumuz yoktur. Bize bağlı olan 19 tane de köyümüz var, mahalle olan köylerimiz var. Bunların da yollarının hepsi açık. Kışı daha rahat geçirebilmemiz için, vatandaşlarımıza iyi hizmet, hızlı hizmet götürebilmemiz için yeni araç filomuza yeni araçlar takviye ettik. İşte bugün bunları da sizlerin huzurunda inşallah araç filomuza katacağız. Şöyle ifade edeyim, bizim şu anda karla mücadele noktasında 13 tane iş makinamız, 7 tane kamyonumuzla birlikte 4 tane de kepçe kiralamak, 1 tane de kamyon kiralamak suretiyle daha hızlı bir şekilde karla mücadele yapıyoruz. Ama bunların hiçbirisi bize göre yeterli değil. Dolayısıyla filomuzu genişletmek, güç kazandırmak için bundan evvel de bu sayıyı artırmıştık. Bu sene de artırdık. İnşallah bundan sonra da artırmaya devam edeceğiz. Şu anda almış olduğumuz, işte görmüş olduğunuz iş makinamız ve diğerleriyle birlikte bunları da ekliyoruz. İnşallah daha hızlı, daha etkin, kışı vatandaşımızın daha rahat geçirmesi için yapmış olduğumuz bu çalışmalardır. Dolayısıyla bu çalışmalarımız bundan sonra da inşallah devam edecektir. Hayırlı olsun diliyorum. Kazasız belasız bir kış geçirmemizi Cenab-ı Hak'tan öncelikle niyaz ediyorum. Biliyorsunuz bundan evvel de yine karla mücadele esnasında bir personelimizi de biz kaybetmiştik. Ona da burada Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Erzurum İl Genel Meclisi'nin 2005-2008 yılları arasında toplantılarına katılmadıkları halde yerlerine sahte imza attırarak toplantı ücreti aldıkları ileri sürülen dönemin 55 meclis üyesinin yargılanması devam edildi. Erzurum İl Genel Meclisi'nin 2005-2008 yılları arasında toplantılara katılmadıkları halde yerlerini sahte imza attırarak toplantı ücreti aldıkları ileri sürülen dönemin 55 meclis üyesinin yargılanmasına devam edildi. Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanıkların Yakup A., Şahsat K., Safvan A., Mustafa G., Mehmet Latif M., Hatem U., Fevzi T. ve Fahri Kullah T. ile avukatları katıldı. Sanıklardan Hatem U. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek dava dosyasında belirtilen tarihlerdeki tüm oturumlara katıldım. Soruşturmayla ilgili olarak mülkiye başmüfettişlerine verdiğim ifadem doğrudur dedi. Fakirullah T. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, oturum zabıtlarına yerine imza atılması konusunda hiç kimseden bir talebi olmadığını belirterek beraatını istedi. Diğer sanıklar Mehmet Latif M. ve Şahsat K. da haklarındaki yolsuzluk iddialarını kabul etmeyerek bütün oturumlara katıldıklarını söylediler. Başka kişilerin kendileri yerine meclis oturumları zabıtlarına imza atmadığını savundu. Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılan suçları reddetti. Mahkeme heyeti duruşmaya katılmayan sanıkların zorla getirilmesi ve eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı kayak merkezlerinin özelleştirilmesi kararına destek var. Kısa adı TÜMSİAD olan Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği binasında bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan Burucu, Erzurum'un turizm açısından can damarı, hüviyetindeki kış spor merkezlerinin devlet eliyle değil, özelleştirilerek profesyonelce işletilmesinin çok daha yararlı olacağı kanaatinde
taşımaktayız dedi. Burucu Dernek binasında bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında özelleştirme yüksek kurulunun aldığı kayak merkezlerinin özelleştirilmesi kararını desteklediklerini söyledi. Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinin özelleştirilmesi sürecinin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar yapacaklarını belirten Burucu, bilindiği üzere özelleştirme yüksek kurulu kararı ile Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerinde bulunan taşınmazlarla bunların üzerindeki pist, lift, gölet ve benzeri yapı ile tesisler özelleştirme programı kapsamına alınmıştı. Özelleştirmenin ise işletme hakkı devri yönetimiyle 3 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmüştür. Bu 3 yıllık sürenin daha asgari indirilmesi için gerekli adımların atılması her türlü oluşumu açacağız. Özelleştirmenin kentimiz için büyük bir önem taşıdığını ve ekonomik alanda Erzurum'a katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burucu sivil toplum kuruluşları olarak ihaleye çıkacak tesisleri almayı düşündüklerini, bunun için gerekli adımlar atacaklarını söyledi. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Tortum Kaleköy'ünde yazlıkçılara ait 11 eve girerek hırsızlık olayını gerçekleştirildiği öne sürülen bir şüpheli tutuklandı. Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Tortum Kaleköy'ünde yazlıkçılara ait 11 eve girerek hırsızlık olayı gerçekleştirildiği öne sürülen bir şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Tortum Kaleköy'ünden 11 evden hırsızlık olayı gerçekleştirildiği iddia edilen CE yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen CE tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili bir şüphelinin daha arandığı belirtildi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Recep Koçak, son 6 yılda trafik sigortasında 2.8 milyar zarar edildiğini, toplanan primin hasarları karşılamaya yetmediğini belirtti. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Recep Koçak, son 6 yılda sigorta şirketlerinin trafik sigortasının 2.8 milyar zarar ettiğini, 2012'nin 9 aylık döneminde ise şirketlerin 652 milyon TL zarar açıkladığını belirterek, 6 yıldır bu zararın sigortalarda yansımadığını söyledi. Koçak, trafik sigortasında alınan primlerin ödenen tazminat ve giderlere yetmediğini ifade ederek, alınan her 100 lira karşılığında 105 lira tazminat ödüyoruz. Bunun üzerine giderleri de koyduğunuzda bu rakam 135 liraya çıkıyor, dedi. Karakışın hüküm sürdüğü Erzurum'da sebze ve meyve fiyatları da tavan yaptı. Soğuk havaların kendisini göstermesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatları da doğu bölgesinde artmıştı. Hele hele kışın tam manasıyla başlamasının ardından sebze ve meyve fiyatları her geçen gün arttı. İklim şartlarının ağır olduğu ilimizde diğer illerden gelen sebze ve meyvelere bir de komisyoncu ücreti eklenince ister istemez sebze ve meyveyi pahalıyoruz. Pazarda bugün itibariyle en pahalı meyve hurma olurken sebzelerde ise kabak ve patlıcan başı çekiyor. Fiyatlar normaldir. Domates 2,5 lira. Kapanda 2 milyon 400, 2 milyon 350 yani. Bu Gürcü Kapı'da fiyatlar ucuz. Marketine bura. Yarı yarı fiyat. En benim pahalı kardeşim. Meyve hangisi? En pahalı bu anda biber patlıcan 3 lira. Meyve? Meyve de mandalina 2 lira. Nar 2 lira. Yatak portakal çok harika. 2 lira abi. Başka bir pahalı bir şey yok yani. Muz. Muz ne pahalı zaten muz. Parasını almış. Bana bir bahsedebilir misiniz? Meyve fiyatları şu anda çok uygun. Şu anda 1,5 milyon elma, mandalina, portakal. Uygun, çok da güzel, çok da tatlı. En pahalı meyve hangisi? En pahalı meyve şu anda armut. 2 milyon 500 bin lira. Bir de muz. Bir de muz. Muz da 4 milyon. Peki sebze fiyatları nasıl? Sebze fiyatları da uygun. Gel abi, gel. Bu mevsimde en pahalı şu anda armut 2500 lira. Golden elmamız var ileride o 2 lira. Mandalina 2 lira. Erzurum'da kar yağışı sonrası buzlanan kaldırımlarda yürümeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. Erzurum'da kar yağışı sonrası buzlanan kaldırımlarda yürümeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntü oluşturdu. Hal böyle olunca da özellikle sanal alemde Erzurum'da buz üzerinde düşme esprileri İbre yaptı. Kar yağışının durmasının ardından Erzurum kent merkezinde yayalar buzlanan kaldırımlara adeta yere düşme sınavı veriyor. Yukarı Mumcu Caddesi üzerinde yürüyen kimi vatandaşlar buzlanan zeminde sendelerken kimileri de yere düşmekten kurtulamadı. Buzlu zeminde düşen vatandaşlar ilginç görüntü oluştururken yaralanmadan kazalar atlattı.
Vatandaşlar ayağımızın altında çivili aparatlar da takıyoruz ancak düşmekten kurtulamıyoruz. Adımlarımızı düşmemek için milim milim atıyoruz. Yine de bazen düşüyoruz dediler. Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Ümit Genç ve 25 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası Denizli'de yapıldı. Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Ümit Genç ve 25 yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası Denizli'de yapıldı. Çok sayıda sporcunun katıldığı ve aynı zamanda milli takım seçme müsabakalarının da yapıldığı şampiyonada Erzurum 2 gümüş 1 de bronz madalya kazandı. Karate il temsilcisi ve aynı zamanda 7 bölge temsilcisi Ahmet Çelebi, antrenörler Muhammed Çelebi ve Mehmet Emin, Aytek yönetimindeki Denizli'ye giden Erzurum kafilesinden Serkan Bingöl, kumitede 57 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Kumite 68 kiloda tatemiye çıkan Burak Ahmet Akbulut da ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Artı 78 kiloda Erzurumlu Selim Topaloğlu üçüncülüğü elde ederek bronz madalya aldı. Kanal 25 Haber Merkezimizce hazırlanmış haber bülteninin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.